Geçmiş dönemlerde yaptığımız araştırmalardan yola çıkarak söyleyebilirim. Daha bugün açtığımız bir fuar ve 4 gün boyunca burada önemli bir ticaret ve fuar bittikten sonra da 3 aylık sonrasına da devam eden bir ticari ilişkiyi konuşuyoruz. Geçmiş dönemlerde 200 milyon dolar bir ticari hacim yakalamıştı fuar. Yine bu yılki fuarımızda da 200 milyon doların üzerinde bir ticaret hacmi pazarda yakalanacağını, fuara katılan firmaların zaten yaptıkları anlaşmalar, görüşmeler, siparişler ilk saatlerden sonra ortaya çıkıyor. Biz bunu fuar bittikten sonra ve fuar sonrasındaki devam eden ilişkiyle tespit edeceğiz. Zaten bir sonraki fuar dönemine kadar da katılımcılarımızla, ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Bu fuarların içerisine baktığımızda 17 dönemdir yapılan, artık geleneksel hale gelmiş ve de oturmuş, artık aranan bir marka haline gelmiş fuar sayısı çok az. Şu anda Konya'da açtığımız fuar sektörde ilk 3 fuar içerisinde yer alan bir fuar. Bu bakımdan tabii burada Konya'nın da gücü, üretimdeki merkez olma potansiyeli, Konya'nın birçok sektörde önemli üs olması, sadece bir iki sektör değil, şu anda Konya'da çok geniş yelpazede üretimler yapılıyor. Bununla birlikte Konya internanda etrafa baktığımızda Ankara'sı, Kayseri'si gibi civar illere de baktığımızda çok güçlü bir üretim var. Kendi konusunda ülkemizin en önemli üreticileri, dünya markaları fuarda yerini aldı. İki hol ve fuayı alanında sergilendiriyor. İlk kez görücüye çıkan makineler, tezgahlar fuarda. Elektrik elektronik konusunda, yine boşaltma konusunda, otomasyon konusunda, saç işleme konusunda, boru profil işleme konusunda ülkemizin güçlü firmaları oluyor şu anda. İlk saatlerden itibaren bugün ziyarete açıldı ve ilk saatlerden itibaren güzel bir talep var. Yurt içinden ve yurt dışından profesyonel iş insanların, yatırımcıların burada fuarda ağırlamayı bekliyoruz. Şu anda 65 şehirden yurt içinden ziyaretçi hedefimiz var. İlk saatlerden itibaren giren yurt dışı ziyaretçilerimiz var. Şu anda 300 kişilik bugün, yarın fuar alanına gelecek olan heyetlerimiz var. 36 ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Baktığınızda Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Afrika'nın kuzey tarafındaki ülkelerden fuar alanımıza ziyaretçiler geliyor.